Kıyıda. Çalışamıyordu, yemek yapamıyordu, bakılacak bir vaziyetteydi yani. Bir sene, iki sene gördüm annemi de zaten. Yoldan karşıdan karşıya geçerken belediye otobüsü çarptı anneme. 2002 yılında bitkisel hayata girdi. Özel bakım evine yatırdık annemi. 4 sene bitkisel hayatta yaşadı ve 2006 yılında annem de vefat etti. Kalacak bir yerim olmadığı için Basmane Oteller Sokağı'na geçtim. Orada yaşamaya başladım. Askere bile Basmane Oteller Sokağı'ndan, otelden çıktım yani. Elimde iki tane poşetle kendim teslim oldum, kendim gittim. Bitirdim geldim çok şükür askerliğimi de. Daha sonra garsonluk işine başladım. Garsonluk yaptım İzmir'in çeşitli bölgelerinde. Kargo firmalarında çalıştım. Kalacak bir yerim olmadığı için devamlı dışarılarda başkalarının yanında kalmaya başladım hep. Arkadaşlarım beni saç sakal tıraşı ettiriyordu. Karnımı onlar doyuruyordu. Hani 30-35 senelik de arkadaşlarım olduğu için, evli barklı oldukları için elinden de pek bir şey gelmiyordu. Evlerini alamıyorlardı ama üzülüyorlardı halime. Arkadaşlarımın ailesi de beni tanıyordu yani. En son demişler hani, arkadaşlarıma demişler Harun'a bak gösterin, böyle bir barınma evleri var. Gitsin orada kalsın, yemeğini yer, kalacak sıcak bir yuvası olur, hiç olmazsa bir yatağı olur, yatacak. Görüyoruz onun bu halini, çok üzülüyoruz demişler. Yani yapmasın, buralarda kalmasın, dışarılarda ölüp gidecek bu çocuk. Dışarıda göremediğim imkanları burada buldum. Yani hiçbir türlü para geçmiyor burada. Karnımız doyuyor. Çayımız veriliyor, yatacak yerimiz veriliyor, banyomuz veriliyor, 24 saat boyunca sıcak suyumuz var, 3 öğün çayımız var, 3 öğün yemeğimiz var. Ben bu imkanları dışarıda görmedim, yemedim yani, bir ailem de olmadığı için hiç. 3 öğün boyunca bir yemek yediğimi hatırlamıyorum ben pek. 302 tane tavuğumuz var şu anda. Günlük onların her gün yemleri ve suları veriliyor. Yumurtaları toplanıyor. 14 tonlu mantar var. 2 günde bir mantarlar toplanıyor. Onlar da pazarcılara teslim ediliyor. 22 tane sakız koyunu var. Burası damızlık hayvan çiftliği gibi bir yer yani. 52 tane suvol koyunu var. 14 tane tavşan var. Bir tane köpeğimiz var. Nasıl abi onlarla uğraşmak? Günün nasıl geçiyor onlarla? Hayvanları çok seviyorum ben. Bir aile sevgisi görmedim. Bir sıcaklığı görmedim. Şükür dedim. Allah'ın bir bildiği vardır dedim. Çok şükür dedim her zaman. Kötü işler, kötü şeyler yapmak istemedim. Hayvanlardan, doğal hayvanlar olduğu için çok seviyorum onları. Sarılıyorum. Seviyorum. Hani devamlı çok severek yani yapıyorum.
Çok doğal ve tatlı bir hayvanlar yani. Hiç içlerinde bir kötülük olmadan insanlar gibi değiller yani. Burada paramı biriktiriyorum, borçlarımı ödüyorum. Kredi kartı borçlarım vardı dışarıda, çalışmıştım daha önce. Ödeyemedim onları. Onları ödüyorum şu anda. Paramı biriktiriyorum. İhtiyaçlarımı görüyorum. Kendime cebime telefonumu aldım. Çok şükür. Buradan da inşallah zaten bir senelik sözleşmeli personel olarak çalışıyormuşuz burada. Çıktığım zaman da sözleşmem bittiği zaman da yönetimdeki müdürler olsun sağ olsunlar iş imkanlarını her türlü yardımcı oluyorlar. Doğduğum yer değil doğduğum yerdir memleketim. İzmir'e dönmem için bir gerekçem yok. Bir ailem yok. Nerede işim olursa orada çalışmayı tercih eden birisiyim. Helal yönden olsun. Tek isteğim de sıcak bir yuvam, mutlu bir ailem olsun. Allah korkusu olan bir eşim olsun.